an bile tereddüt etmedi. Milletinin çelikten iradesine, milletinin sarsılmaz inancına, milletinin bağımsızlık sevdasına %100 inandı. Bırakıp gidenlere inat. Varıyla yoğuyla, canıyla... kanıyla, vatanı için çarpan kalplere %100 inandı. Bir vatanı parçalamak, bir ulusu yok etmek için demirleyenlerin geldikleri gibi gideceklerine %100 inandı. İşgalcilere, zulmedenlere, hakkında ferman verenlere rağmen bir avuç insan ve bir vapurla yola çıktı. Kurtuluşa %100 inandı. Silah yok dediler, ordu yok dediler, düşman çok dediler. Ya istiklal, ya ölüm diyerek zafere %100 inandı. Yanımızın kadını doldurdun, en büyük hayrandı, ustansın. %100 milli egemenlik, %100 bağımsızlık, %100 cumhuriyet dedi. Ve %100 başardı. Evet arkadaşlar, 50 lira çıkar piyasalarından tekrar herkese merhabalar diyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tabii ki Atatürk'ü anma bayramımız kutlu olsun diyorum. Şimdi piyasalara döneceğim, piyasalarla ilgili çalışmalarım devam edecek. Gerçekten çok önemli bir gündeyiz ve umutlarımız hiçbir zaman bitmemesi lazım. Zaten bitmedi. Bunu da sık sık her platformda duyurmaya çalışıyoruz. İnananlar olarak Atatürk'e ve onun göstermiş olduğu, işaret etmiş olduğu muasır medeniyetler beklentisine. Herkese tekrar merhabalar diyorum. Şimdi piyasalara çalışmalarımız var, devam ediyor. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de faizler %45-%50 bandına yükselebilir. Hatta bu noktada emlak fiyatları %25-%30 düşebilir. Maalesef ki böyle bir beklentim var benim. Bunda sizlerle paylaşıyorum birazdan. Güncelleyeceğim. Daha doğrusu yükleniyor. Ama bundan önce de tabii ki sizlere piyasalara dair bir takım çalışmalarım olacak. Bunları paylaşacağım. Mesela şöyle bir dolar endeksinden isterseniz başlayalım. Bu hafta, bugün, pardon, yarından itibaren piyasalar nasıl seyredebilir? Şöyle dolar endeksi. Evet, dolar endeksinde daha önce de bahsetmiş olduğumuz ara bir dinlenme sonrası dolar endeksini yukarı atağına başladığını görüyoruz ve artık yüzlere doğru gidecek hareketin başladığını artık bu saatten sonra düşünüyorum. Bu belki de bu hafta özellikle 99'a yaklaşan hareket görebiliriz dolar endeksinde. Anlamı şu, euro dolar paritesinde de şöyle söyleyebilirim herhalde, aylık bazda baktığımızda, haftalık bazda baktığımızda, isterseniz şöyle bir tabloyu alacağım sizlerle. Kısmını paylaşacağım ama tabloyu bir açayım da öyle tekrar paylaşmış olayım. Euro dolar paritesi. Evet. Euro dolar paritesinde yarın haftalık kapanışa şöyle baktığımda herhalde bir 11'lerin altına giden hareketler göreceğiz. Tahmin ediyorum ki euro dolar paritesinde hemen şöyle bakalım. Yarın için 1.11.70, 1.11.60, 1.11.50 bu bölgelerin satıcılığı olabileceğini, 1.11.14'ün aşağı kırılarak 1.10.90'lara doğru geri çekilmeleri olacağını düşünüyorum. Yani bu bölgelerde satıcılığı şu 1.11.17, 1.11.16, 1.11.15 buralarda satıcılığı olup gün ilerleyen saatlerinde 1.11.12, 1.11.10'lara doğru, hatta 1.10.90'lara doğru geri çekilmelerin olacağını söyleyebiliriz. Bu bölgelere geldiğim müddetçe şuralarda satıcılığı olurum. Eğer kırmızı kırılıyorsa, ki kırılma ihtimali yüksek, bu bölgeye doğru da sattıklarımı ikinci kırmızı veya
1, 2, 3, 4, 5. kademede almaya çalışırım sattıklarımı. Hemen buradan günlüklerde bu kırılmaların artık hızlanmaya başlayacağı bir haftaya gidiyoruz ki son ayların en sert düşüşlerini görebiliriz Euro dolar paritesinde. Peki böyle bir durumda dolarda ne olur? Ha pardon, istersen sterlin dolara dönelim. Çünkü dolarda biraz daha farklı bir durum söz konusu. Ayrışma bile söz konusu olabilir bizde. Sterlin dolarda neden bahsetmiştik? Bakın her gün gün be gün ne diyorduk? Eğer Euro dolar geçen haftadan itibaren 1.30'larda, bakın sterlin dolara dönüyorum. Hatta tabloyu şöyle alalım. Pardon. Sterlin dolar. Ne demiştik? 1.30 kapanışında demiştik ki ben bu bölgelere gelirse ben bu bölgelerde satarım. İlerleyen süreçte aşağılarda alırım. Öyle gerçekleşmiş mi? Mesela 1.30 kapanışından sonra nereye görmüş? 1.29.40'ları görmüş. Yani bu bölgelerde satarım. Kırmızı kırılır, ikinci kırmızıya da geriler demişim. Zaten bu bölgede gerilediğini gördünüz. Gün ve gün bunu yapıyoruz. Hemen tabloya şöyle bakıyorum. 1.27-1.22'ye kadar gelen bir euro sterlin dolar hareketi görüyoruz. 1.27-1.20. Evet, şöyle baktık. Yarın için ne olabilir sterlin de? Tahmin ediyorum ki bant dışında olduğu için biraz daha sanki ortada bir seans olur. Yani satış olursa buralara kadar gelip 1.26.80, 1.27 buralarda alıcı olur büyük ihtimalle. Tahmin ediyorum ki hareket aralığı 1.27.40 aşağıda 1.27.60 gibi. Şu bantta bir hareket olacağını tahmin ediyorum. Bu bölgelerde tepkiler gelecektir. Eğer tepki gelecek olsa, beklediğimiz hareket olacak olsa 1.27.40'larda şuradan aldıklarımı burada satmaya çalışırım. Veya buraya gelirse ilk önce burada satmaya çalışırım. Pardon, burada da yerine koymaya çalışıyorum. Sterlin dolardan sonra şöyle dolar TL'ye dönelim. Dolar TL'de geçen hafta pazartesi bu anlamda çok önemli bir gün. Eğer euro dolar etkisi, dolar endeksi bunları düşünecek olursak şöyle tabloyu bir daha bir şunu alayım. Hemen bakayım. Evet. 6.09.50 görüldü. Stabil, sakin bir banda gireceğinden bahsetmeye çalıştık. Şu an için o hareketin gerçekleştiğini görüyoruz ama Cuma günü hareket biraz daha benim beklediğimin üzerinde bir hareket oldu. Yukarı. Tabii şu kapanışa göre olması gereken oydu ama yukarıda 6.09.50 geçilemedi. Kapanış 6.05'lerde. Ortada eğer Euro dolar paritesi hareketine bakacak olursak şöyle bakıyorum. Faizler ciddi yukarıda, içeride yüksek arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. 6.05.50. Hemen geliyorum. Sterlin doları da kapatalım isterseniz. Faizler tarafını da kapatalım. Şunu da kapatalım. Hemen tabloda. Şunu aldım. Yarın tahmin ediyorum ki bant 6 gibi bir aralıkta seyredecek gibi gözüküyor. Şu bölgede satış, buraya gerilemesi halinde de şu bölgelerde de alış gibi izlenebilir. Eğer 6.08.50 üzerinde kapanış görecek olursak sanki biraz daha bu tepkinin devamını göreceğiz. Yarın önemli günlerden bir tanesi. Ya daha da daralacak piyasa, biraz daha sıkışacak, yataya dönecek. Ben 5.70, eğer 6 altında kapanış görecek olursak 5.70'lere kadar bu sürecin olabileceğinden bahsetmiştim ama Perşembe günü yukarıdaydı. Cuma günü de bu devam etti ama yarın önemli bir gün olacak, haftanın ilk gününde. Tahmin ediyorum ki burada sıkışacak. Şu an için daha bir hareketlik olacağını zannetmiyorum. Ancak faizler %28, %30'lara doğru gidecek olursa biraz da daha sıkışan bir hareket görebiliriz dolar tarafında. Hemen buradan nereye dönelim? Buradan isterseniz bir altın fiyatlarına dönelim. Altın fiyatlarında bu hareketin arkasından yataya dönüp biraz daha sıkışabileceğinden bahsetmiştik. Evet, kırılmanın biraz daha aşağı geldiğini görüyoruz. En azından şu kapanışı 1.277 kapanışını aldığımda altın fiyatlarında, hemen şöyle altın fiyatlarında bir kapanış alalım. Evet, ciddi bir kırılma var. Yani risk iştahı sanki azalmaya başladı. 1.277 kapanışını alıyorum. Yarın en azından 1.278 şöyle alalım. 1.278. Tahmin ediyorum ki yarın
Bu bölgeye gelecek olursa 78 üzerinde 80-81 bu bölgeye gelecek olursa burada satıcılı olurum. 75'i aşağı kıracak olursa sattıklarımı beklerim en azından. 78-77 bölgesinde satıcılı olup aşağıda 72-70 bölgesinde sattıklarımı almaya çalışırım arkadaşlar. Peki. Yani düşüşün biraz daha devam edebileceğinden bahsediyoruz. Gramda ne oldu? 248 gibi bir kapanış görüyoruz. Gram altında. Kapatalım. Gram altına dönüyorum tablodan. Gram altına geldiğimizde 200 kaç demiştik? 248 mi demiştik? 249 diye. 249 kapanışı var. Tahmin ediyorum ki gramda da 249-49.50'nin direnç olduğunu 248.50'nin aşağı kırılması halinde 247-247 80 gibi bir geri çekilme görebiliriz. Yani bu bölgelere geldiğinde satış 48.50 aşağı kırılıyorsa da 47-47.80'lere doğru geri çekilmeler görebiliriz gram altında. Peki petrole şöyle bir bakalım. Petrole baktığımızda petrolde evet artık tepenin bulunduğunu, geri çekilmenin önümüzdeki günlerde hızlanabileceğini söyleyebiliriz. 72-290 hemen kapanış alıyorum petrolde. Şimdi kaydetmiş oldum. Petrolde Brent petrol 272 50 miydi kapanış? Hemen bakalım. 272-290 95 yani 272 30 desek sanki doğru deriz. Yani pardon. 72 özür dilerim ya. Nereden bakıyorum? Brent petrol 72-290 72-295 yani yarın eğer bu bölge veya 200 pardon 72-200'ler 72-100'ler bu bölgede yani şu 1-2-3 kademede satıcılı olurum. 71-8-85 kırıyorsa daha aşağıdan almak için beklerim. Yani şu bölgeleri beklerim. Daha da aşağı geri çekilmeler olabilir Brent petrolde. Peki Brent petrolden sonra başka ne vardı? Gram baktık, sterlin baktık, dolar baktık. Bunun ötesinde başka hisse senetleri DAX, Dow Jones ve diğer çalışmalar için birazdan hisse senetlerini de kapsayacak bir çalışma yapacağım. Onları o zaman paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.